Arkası Yarın. Süfli Arzular. 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Vedat Örfi. Radyoya uyarlayan Talat Özdemir. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Selim, zührevi hastalıklar konusunda uzman bir doktordur. Çocukluk arkadaşı olan Aysel adında bir kızı sevmektedir. Ekonomik durumu biraz düzelince Aysel'i babasından isteyecektir. Ancak bir gün her ikisini de çok üzen bir olay olur. Aysel'in babası bankalar olan borçlarını ödeyemeyince iflas noktasına gelir. Borç istediği tek kişi Ali Rıza Bey de Saadettin Bey'e kızı Aysel'i kendisine verirse para yardımında bulunacağını söyler. Genç kız babasını kurtarmak uğruna adamla evlenmeye karar verir. Durumu öğrenen Doktor Selim, Aysel'in evleneceği adamın bir frengi hastası olduğunu bilmektedir ve aynı zamanda kendi hastasıdır. Doktor Selim, Ali Rıza'ya tamamen iyileşmeden evlenmesinin yasak olduğunu, eğer evlenmeye kalkarsa frengi hastası olduğunu söyleyeceğini bildirmesi üzerine Ali Rıza, iyileşinceye kadar evlenmeyeceğine dair doktora söz verir. Tebrik ederim Saadettin Bey. Çok güzel, muhteşem bir düğün oluyor. Ya güzel olan yalnız düğün mü Necdet? Ya gelinin güzelliği? Onun için ne söylesek az Fikretciğim. Gelinimiz tam manasıyla bir pırlanta. Sağ olun çocuklar, eksik olmayın. Gerçekten de öyle. Kızım diye söylemiyorum. Gerçekten tertemiz bir aile kızıdır. Ya neden sizin elleriniz boş? Durun size eşki getirmelerini söyleyeyim. Sağ ol Saadettin Bey ama... Ben artık limonatadan, meyve suyundan başka hiçbir şey içmiyorum. Ne? Limonatım? Şaka mı bu Necdet? Senin gibi ayaklı bir meyhane ne zamandan beri limonata içmeye başladı? Evet, bildiğim kadarıyla sen içkiye müptela bir insandın. Öyle gerekti diyelim. Artık içkiye paydos dedim Saadettin Bey amca. Bundan sonra sadece meyve suyu içeceğim. Allah Allah, durup dururken nereden icap etti şimdi bu? Yoksa sonunda bizim doktorun nasihatleri mi seni caydırdı içkide? Hayır canım, doktorun nasihatleri değil. Doktorun güzel hemşiresi caydırdı Fikretciğim. Nasıl yani? Şule Hanım içme dediği için mi içkiyi bıraktın sen? Evet ama sadece dediği için değil. Ayrıca beni kendisine aşık ettiği için. Bak hele. Ne? Çapkınlık yapmadığım bir doktorun hemşiresi kalmıştı. Şimdi sıra ona mı geldi? Bu sefer iş ciddi Fikretciğim. Bildiğin gibi değil. Ben Şule'ye aşığım. Onunla evleneceğim. Yok ya. Peki bizim doktorun bundan haberi var mı? Henüz yok. Biliyorsun adam bir aydır geçici görevle Burdur'da. Onun yokluğunda pişirdik biz de işi. Gelince öğrenecek. Ya doktor dediniz de... kızımın bu mutlu gününde onun da bulunmasını çok arzu ederdim. Biliyorsunuz Aysel'le o birlikte büyüdüler. Doktoru benden iyi bilirsin Saadettin Bey amca. Adam mesleğine aşık. Burdur'a git dediler. Koşa koşa gitti. Doğru. Onun için mesleği her şeyin önünde geliyor. Artık döndüğünde onun için Aysel kocasıyla evinde bir yemek verir herhalde. Doğrusu ya damadınız Ali Rıza Bey de bu ülkenin en zengin adamlarından biri. Herhalde dillere destan bir balayı yaparlar. Yapacaklar tabii. Hatta bana da gel diyorlar. Ama işimi gücümü bırakıp gidemem onlarla. Salona geçelim mi? Nikah memurunun gelme saati yaklaşıyor. Tabii. Burada laflarken nikah törenini kaçırmak istemeyiz. Hadi gel Necdet, içeri geçelim. Siz gidin Fikret. Ben burada Şule'yi bekleyeceğim. Kendisini bahçede bekleyeceğimi söylemiştim de. Tamam. Şule Hanım gelir gelmez içeri gelin. Gel Fikret Bey oğlum, biz gidelim. Nerede kaldı bu Şule? Düğün 8'de başlıyor. Geç kalma demiştim. Necdet. Selim. Senin ne işin var burada? Baş bağırma. Ya sen Burdur'da değil miydin? Ne zaman geldin? Bir saat kadar oluyor. Gelir gelmez Şule'yi aradım. Aysel'in evleneceğini söyledi. Doğru mu bu? Evet. Neden sordun? Evleneceği adam Ali Rıza Bey. Ta kendisi. Peki nikah kıyıldı mı? Hayır, nikah memurunun gelmesini bekliyorlar. O halde tam vaktinde gelmişim. Anlayamadım. Ne dedin? Yok bir şey yok. Senden bir ricam var Necdet.
Ali Rıza Bey'i buraya bahçeye çağırır mısın? Neden? Ne oldu? Bir şey mi var? Ne diyorsam onu yap. Hemen Ali Rıza Bey'i buraya çağır. Tamam be kardeşim, tamam tamam. Gidiyorum. Alçak herif. Bana hastalığı geçmeden evlenmeyeceğine söz vermişti. Benim Burdur'a gitmemi fırsat bilmiş. Şükürler olsun ki Aysel'e o iğrenç mikrobu bulaştırmadan gelmişim. Mutlu musun Aysel? Bilmiyorum Ali Rıza Bey. Her şey o kadar ani oldu ki. Merak etme, mutlu olacaksın. Biraz sonra nikah memuru gelecek ve benim gibi zengin birinin karısı olacaksın. Bunun seni sevindirmesi gerek değil mi? Bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok. Çünkü paranın açamayacağı kapı yoktur. Babanın durumunu da düşünme. Ona bugün borçlarını ödemesi için ihtiyacı olan parayı verdim. O da gitti, kime borcu var söyledi. Artık ne iş yeri ne de eviniz harz edilmeyecek. Sevindin mi? Bunun için size teşekkür etmeyeceğim. Çünkü karşılığında beni alıyorsunuz. Haklısın ama hiç de fena bir alışveriş olmadı. Ne zamandır senden hoşlanıyordum. Ama sana göre yaşlı olduğum için meseleyi babana açmaya cesaret edemiyorum. Yoksa benden nefret mi ediyorsun? Sizin için fark eder mi? İşte sonuçta istediğinize kavuştunuz. Aysel, Aysel yavrum, Zekai dayınlar geldi. Onlara bir hoş geldin dersen iyi olur. Geliyorum baba. Daha fazla oyalanma bir tanem. Nikah memuru neredeyse gelir. Aysel. Ali Rıza Bey. Buyurun Mehmet Bey. Doktor Selim benimle haber gönderdi. Sizi bahçede bekliyor. Ne? Doktor Selim mi gelmiş? Hı hı. Hoş geldin doktor. Seni Burdur'da biliyorduk. Yeni geldim. Ve gelir gelmez de senin evleneceğini duydum. Doğru duymuşsun. Biraz sonra nikahımız kıyılacak. Ayağının tozuyla tebrik etmeye mi geldin buraya? Hayır. Sana yapman gereken vazifeni hatırlatmaya geldim. Hangi vazifeden bahsediyorsun sen? Benimle oyun oynama Ali Rıza Bey. Seninle son konuşmamızda bana tamamen iyileşinceye kadar bu evlenme işini ertelemeye söz vermiştin. Ama görüyorum ki sözünü tutmamışsın. Bazen aşırı sevmek insana verdiği sözleri unutturabiliyor. Sen hala işin alayındasın beyefendi. Ama ben çok ciddiyim. Sen evlenemezsin. Yalnız Aysel'le değil, hiç kimseyle evlenemezsin. Çünkü hala damarlarında frengi illetini taşıyor. Sıktın ama yeter artık. Hala mı aynı masal? Kafamı şişirme de çek git buradan hadi. Hayır. Bu evliliğe engel olmadan hiçbir yere gitmem. Anlaşılan kızın yaşındaki körpecik birini koynuna alma zevki senin başını döndürmüş. Zaten sana bu iğrenç hastalığın da aynı süfli arzuların eseri değil mi? Kapa çeneni. Seni dinlemek zorunda değilim. Muayenehanende istediğin gibi konuşabilirsin. Ama burası benim evim. Ve hemen çekip gitmeni istiyorum senden. Başkasının evine izinsiz girene hırsız derler. Sana son kez söylüyorum. Ya bu nikahı iptal edersin ya da ben engel olurum buna. Yapamaz. Yaparım. Göz göre göre cinayet işlemene seyirci kalamam. Yalnız insan olarak değil, doktor olarak da görevim böyle yapmamı emrediyor. Nikahı erteliyor musun, ertelemiyor musun? Ertelemiyorum. Bu nikah kıyılacak. Pekala, günah benden gitti o zaman. Nereye gidiyorsun? Telefon edip hükümete haber vermeye. He? Bu nikah olmayacak. Bilmiyorum. Onca davetli senin frengili biri olduğunu öğrenince itibarın kaç paralık olacak? Delirmişsin sen. Hiçbir yere gidemezsin. Olduğun yerde dur. Dur diyorum sana. Dur yoksa... Ne o? Elindeki o tabancayla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Eğer evliliğime engel olmaya kalkışırsan seni öldürürüm doktor. O halde hiç durma, çek tetiği öldür. Gidiyorum ben. Sana dur diyorum doktor. Dur yoksa öldürürüm seni. Yoksa ben... Kalbim... Ali Rıza. Ali Rıza. Aman Allah'ım. Kalp krizi geçirdi. Ölmüş. Aksiliğe bak. Adamın ölümüne ben sebep oldum. Ama onun ölmesini asla istemezdim. Hey! Ne oluyor orada?
Yerde yatan adam da kim? Aman Allah'ım. Yerdeki adam Ali Rıza Bey'miş. Selim, senin ne işin var burada? Sen Buldur'da değil miydin? Yeni geldin Fikret. Peki Ali Rıza Bey'e ne oldu? Neden yerde yatıyor? O öldü. Ne? Öldü mü? Evet. Nasıl öldü? Yoksa sen mi? Saçmalama. Kalp krizinden öldü. Çok şükür. Çok şükür bir an için Aysel yüzünden onu öldürdüğünü düşündüm. Neyse ben eve gidiyorum. Sen bir zahmet durumu içeridekilere bildir. Sonra da karakola haber ver de bir ambulans iste. Merhaba güzelim. Hoş geldin Necdet. Doktor odasında mı? İçeride. Ama canı çok sıkkın. Bütün gün arpacı kumrusu gibi düşünüp durdu. Dün akşamki olaydandır. Damat nikah öncesi öldü ya. Evet. Her neyse. Senin mesain bitti mi? Bitti. Seni bekliyordum. Tamam. Sen üzerini değiştir. Ben doktoru bir göreyim. Sonra çıkarız, tamam mı? Tamam hadi. Merhaba Zührevi Hastalıklar Uzmanı. Ne haber? Sen misin Necdet? Yahu nedir bu halin? Bir derdin mi var senin? Hayır. Sadece bir sıkıntı var içimde. Aman dün akşamdan olacak. Damat öldü ya. Bak şimdi aklıma geldi. Dün Ali Rıza Bey'i bahçeye çağırmamı istemiştin. Ben de söylemiştim. Geldi mi yanına? Hayır. Şu işe bak be. Sen tam nikahlanacağın sırada öl. Ya. Kalp krizi geçirmiş diyorlar. Aniden öldüğüne göre öyle olmalı. Ben neden kriz geçirdiğini biliyorum. Biliyor musun? Hı-hı. Neden? Sevincinden canım. Kalbi bu heyecana dayanamadı. Onun yaşında ben olsam ben de kriz geçirirdim. Kolay mı? Evladı yaşında bir kızla gerdeğe girecek. Yeter diyor. Necdet. Saçma sapan konuşma. Tamam be kardeşim, tamam, kızma. Sana da bir şey söylenmiyor. Merhaba. 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 Necdet Bey de buradaymış. İşe bak. Üç silahşörler bir arada. Hoş geldin Fikret. Bu çapkın ne arıyor burada? Ne arayacağım canım? Şule'yi almaya geldim. Gelmişken de sevgili doktoruma bir merhaba diyeyim dedim. Hem bir daha bana çapkın demeyin, tamam mı? Bitti artık o iş, bitti. İyi tamam, kızcağızı bekletme. Dışarıda hazırlanmış seni bekliyor. Hadi eyvallah beyler. Güle güle. Necdet'in gittiği iyi oldu. Neden? Seninle yalnız konuşmak istiyordum. Hayırdır? Ali Rıza Bey senin hastanda değil mi? Buna cevap veremem. Bak Selim. Ben senin en yakın arkadaşınım. Yıllardır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. İnsan ancak en yakın arkadaşına derdini açarsa rahatlar. Ali Rıza'yı sen tedavi ediyordun değil mi? O hastaydı. Olabilir. Hastalığı frengi miydi? Lütfen Fikret, bana hastalarımla ilgili soru sorma. Mesleğinin hastalarının ismini ve hastalığını başkalarına söylemeyi men ettiğini biliyorum. Ama şimdi ortada bir ölüm olayı var. Bana her şeyi anlatmalısın. Bana baksana. Sen buraya arkadaşım Fikret olarak mı geldin yoksa komiser Fikret olarak mı? Önce bunu açıklığa kavuşturalım. Şu anda burada arkadaşım Fikret olarak bulunuyorum. Daha sonrasını bilemiyorum. Az önce sen de söyledin. Bir doktor hastasının dışında başkasına bilgi veremez. Pekala, öyle olsun. Ama şimdi soracağım sorunun mesleğinle ilgisi yok. Ali Rıza ölürken sen onun yanındaydın. Neden? Bu soruna da cevap vermeyeceğim. Yapma Selim. Ortada bir ölüm olayı var diyorum. Nikaha beş kala ölen bir adam. Ve seni bu adamla tartışırken görenler var arkadaşım. Ayrıca ben de seni onun ölüsü başında gördüm. Amirlerin bu işin soruşturma görevini bana verdiler. Sen de benden şüphelenip beni sorguluyorsun. Aman ne güzel. Ben, Doktor Selim, insanlara şifa dağıtan bir insan, bir hayatı söndürmekle suçlanıyorum, öyle mi? Bak Selim, henüz bir şeyle suçlanmıyorsun. Otopsi sonucunda Ali Rıza'nın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Ortada bir cinayet yok. Sadece bir ölüm vakası var. Ne var ki bu adam seninle konuştuğu sırada öldü. Yani onun ölümüne benim sebep olduğumu iddia ediyoruz? Seni onunla tartışırken görenler var. Ayrıca başka bir şey daha var. Ali Rıza'nın elindeki tabanca. Herhalde o silahı sana ateş etmek için eline almıştı değil mi? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Bir şey daha var. Ali Rıza'nın evinde yaptığımız araştırmada senin ona el yazınla yazdığın bir tehdit mektubu bulduk. Altında da imzan var. Evlenmek fikrinden caymazsan seni ihbar ederim diye yazmışsın. Buna ne diyeceksin?
Madem mektubun altında imzam var, doğrudur, yazmışımdır. Durum aşağı yukarı aydınlanmaya başlıyor. Dün gecesi geçici görevle gittiğin Burdur'dan döndün ve Ali Rıza'nın evleneceğini öğrenince onun evine gittin. Ve onunla bahçede tartıştın. Sanırım ona evlenmemesi için ihtarda bulundun. Belki de onu ihbar etmekle tehdit ettin. O da nikaha beş kala bu arzusundan caymayacağını söyleyerek tabancasını çıkardı ve seni öldürmek istedi. Ne var ki adamın yaşlı kalbi bu heyecana daha fazla dayanamayarak durdu. Evet, her şey anlattığın gibi oldu Fikret. Adam beni öldürmek isterken ya da korkutmak isterken heyecana dayanamadı ve öldü. Dünden beri nasıl vicdan azabı çektiğimi bilemezsin. Tahmin edebiliyorum. Aysel'le olan ilişkini de biliyorum. Birbirinizi çok seviyordunuz ama son anda Aysel senden vazgeçip Ali Rıza ile evlenmeye karar verdi. Hı hı. Bunları bana anlatmıştın. Ali Rıza ile tartışmana sebep Aysel de değil mi? Hayır. Aysel bu evlenme meselesinde bir kurbandı. Babasının bankaları olan borcu yüzünden Ali Rıza ile evlenmeye kalkıştı. O adam Aysel yerine bir başkasıyla evlenmek isteseydi ona yine engel olmaya çalışırdım. Bak Selim, bana her şeyi anlat. Aysel'in mutlu olacağını bilseydim, yemin ederim gözyaşlarımı içime saklar, nikahında şahitlik bile yapardım. Ama durum farklıydı. Bir frengili tertemiz bir kız satın almak istiyordu. Ona bu hastalığı taşırken evlenmesinin mümkün olmadığını söyledim. Ben bir doktor sorumluluğunun bilinciyle onunla konuştum. O kudurmuş, azmış bir köpek gibi bana saldırdı. Peki sonra? Evlenmeye kalkıştığı takdirde kendisini ihbar edeceğimi söyleyince korktu. Ve tedavisinin bitmesini bekleyeceğini söyledi. Senin de bildiğin gibi aniden geçici görevle Burdur'a gidince bunu fırsat bilerek evlilik hazırlıklarına başlamış. Allah'ın işine bak ki tam nikah öncesi ben İstanbul'a geri döndüm. Ve onun evleneceğini öğrenerek düğün evine gittim. Son dakikada bir cinayet işlenmesine engel olmak istedim. Birden cebinden tabancasını çıkarttı. Zaten kalp hastasıydı. Bu heyecan onu öldürdü. Peki neden olaydan sonra gerçeği söylemekten kaçındın? Nasıl olsa ölmüştü. Onun frengisi olduğunu ortaya çıkarmanın ne anlamı vardı? Ayrıca davetliler onunla yaptığım tartışmanın bir kıskançlık olduğunu sanabilirlerdi. İşte mesele bundan ibaret Fikret. Şimdi bir polis olarak ne yapman gerekiyorsa onu yap dostum. Ali Rıza'nın frengi olduğuna dair sağlık raporu var değil mi? Var. O halde sorun yok. Bu seni temize çıkarır. Peki ya vicdanım? Onu kim temize çıkaracak Fikret? Bilsen ne müthiş bir azap içindeyim. Bir insanın ölümüne sebep olduğum düşüncesi kahrediyor beni. Üzülme. Sen yapılması gerekeni yapmışsın Selim. Eğer o ölmeseydi belki de gerçekten ateş edip seni öldürecekti. Üzülme. Sen yapılması gerekeni yapmışsın Selim. Eğer o ölmeseydi belki de gerçekten ateş edip seni öldürecekti. Ya da evlendiği kızcağızı frengili yapacaktı. Vicdanın rahat olsun. Bunun için zamana ihtiyacım var. Sanırım bir süre işi bırakıp buralardan gideceğim. Nereye? Fark etmez. Yeter ki ruhumu sıkan bu vicdan azabından kurtulabileyim. Peki ya Aysel? Aysel mi? Bütün bu olanlardan sonra onunla bir araya gelemem artık. Saçmalama. Sen de biliyorsun ki o zavallı gönlü sende olmasına rağmen babasını kurtarmak için bu evliliğe razı gelmişti. Şimdi artık serbest. Ali Rıza ölmeden önce Saadettin Bey'e vaat ettiği parayı vermiş. O da bütün borçlarını ödemiş. Aysel'le evlenmende hiçbir engel kalmadı. Bu saatte kim gelebilir? Bir beklediğin var mıydı? Hayır. Girin. Selim. Aysel. Selim. Selim. Aysel. Bana müsaade çocuklar. Selim bir ara uğrar Ali Rıza'nın raporunu alır soruşturma evraklarını eklerim. Tamam. Size iyi günler. İyi günler. Aysel senin ne işin var burada? Sorma sevgilim. Dünkü olaydan sonra nasıl bir ıstırap içindeyim bilemezsin. Neden evleneceğim adamın frengi hastası olduğunu bana söylemedin? Bilseydim babamı kurtarmak uğruna kendimi böyle iğrenç hastalığı olan birinin kollarına atar mıydım hiç? Sen bunu nereden biliyorsun? Ali Rıza'nın cebinden çıkan bir kağıttan. İşte bak onun frengili olduğu yazılı. Bunu okur okumaz gerçeği anladım. Onunla bu yüzden tartıştın değil mi? Evet. Neredeyse seni tabancayla öldürecekti. Selim, sevgilim. Sen ona mani olmasaydın şimdi ben bu mikrobu taşıyor olacaktım. Benim için kendini feda ediyordun.
Ne olur affet beni. Babam uğruna sana çok acı çektirdim. Üzülme, üzülme tatlım. Her şey geride kaldı artık. İnsanın hayatında her zaman böyle acılar da sevinçler de vardır. Madem her şey geride kaldı, o zaman hemen bu akşam gelip beni babamdan isteyeceksin, tamam mı? Delirdin mi sen? Bütün bu olanlardan sonra daha eski damadının ölümünün üzerinden 24 saat bile geçmedi. Umurumda bile değil. Senden ayrılıp da o adamla evlenmeye kalktığımda neler kaybettiğimi o zaman anladım. Seninle olan hayatımız, yaşadıklarımız bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Şunu anladım ki mutluluk yakalanması zor bir duygu. Ve ben şimdi o mutluluğu yeniden buldum. Tekrar kaybetmek istemiyorum. Beni istemeye geliyorsun değil mi? Pekala. Geleceğim. Ben de seni kaybettiğim zaman çok acılar çektim. Günümüzde her acının bir ilacı var. İlacı olmayan tek acıysa gönül acısı. Yanılıyorsun sevgili doktorum. Onun da bir ilacı var. O da benim işte. Süfliye Arzular adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.